Anne babalar olarak ne kadar dikkat etsek de çocuklarımızda zaman zaman istenmeyen davranışlar görebiliyoruz. Okul, kurs, sokak gibi sosyal ortamlarda istenmeyen davranış ve kelimeler öğrenebiliyorlar. Duydukları kelimeleri kullanmaya hevesli olan çocuk, aldığı şaşkınlık ve beğenilme tepkilerinden sonra bu davranışı devam ettirebilir. Tepkisiz kalmak önemlidir. Çünkü kötü söze vereceğiniz şaşkınlık, kızgınlık veya gülme gibi tepkileri tekrar görmek için davranışı tekrar edebilir. Bu kelimeleri duyduğunuzda üzüldüğünüzü ve rahatsız olduğunuzu söyleyebilirsiniz. Dikkat çekmek için bu kelimeleri kullandığını düşünüyorsanız davranışı görmezden gelebilirsiniz. Dikkatinizi bu şekilde çekemediğini anlayınca davranışı bırakacaktır. Güzel kelimeleri kullandığında onu takdir edebilirsiniz. Öfkelenince, kızınca kötü kelimeleri kullanıyorsa, kötü kelimelerin yerine kullanabileceği kelimeleri öğretebilirsin. En önemlisi ise ebeveynler olarak kötü söz kullanımına dikkat edin, çocuğa rol model olun.